kaybımız çok fazla olmadı. Tabii bu süreç biliyorsunuz herkes için çok zor bir süreçti. Allah razı olsun, velilerimiz de çok ilgilendiler. Fakat bizim yapmış olduğumuz program velilerimizin birazcık daha yükünü bu ikinci pandemide birazcık daha hafifletti. Böylelikle Zoom programından beraber öğrencilerimiz saat 8'den akşam 4'e kadar, 4.30'a kadar dersleri muntazam bir şekilde devam etti. İlk bir ayımız çok iyi gitmesine rağmen bir aydan sonra artık çocuklar da bazı noktalarda artık sıkılmaya başladılar. Bu noktada bazı sıkıntılarımız olmaya başladı. Ama elhamdülillah bu süreci çok fazla kayıp vermeden bitirdik. Yani uzaktan eğitimin de bazı sıkıntıları var. Bazen öğrencimiz tam konsantre olmuş, dersini okumaya odaklanmış, devam ederken bazen teknolojinin de vermiş olduğu sıkıntılardan dolayı bazı ses kesilmeleri oluyor. Öğrencimize bir daha al, bir daha geriden al diyoruz. Tabii ezber bazen öğrencimiz de acaba şaşırdın mı diyerek panik yaparak bu süreçte bazı zorlandığımız sıkıntılar oldu. Ama elhamdülillah şu anda kursumuza kavuştuk. Öğrencilerimizden beraberiz, yüz yüze devam ediyoruz. Sınıflarımızda aralıklarla mesafeleri koyduk sıralarımızı. Yemekhanelere ona göre sırayla çıkartarak tedbirlerimizi aldık. Devletimizin ve müftülüğümüzün de bize sunmuş olduğu müfredatı uygulamaya çalışıyoruz. Temennimiz odur. İnşallah biz de özledik. Bazı geçen sene mezun olan öğrencilerimiz de soruyorlar. Hocam acaba geçen sene icazet yapılamadı fakat bu sene yapılır mı? Biz de inşallah o özlediğimiz merasimi bekliyoruz. Çünkü öğrencilerimiz artık hafız olmaya da başladılar. Bu seneki öğrencilerimiz de o süreci bekliyorlar. Çünkü 3 sene bir emek veriliyor. O 3 senenin sonunda öğrencimizin düğünü bu bir nevi. O beyaz cübbelerini giyip sarıklarını takarak hocamız da bu süreçte biliyorsunuz uzun bir süreç. Hocamız da yoruluyor, velimiz de yoruluyor, öğrencimiz de yoruluyor. Ama o icazet merasiminde herkes yapmış olduğu fedakarlığın karşılığını alıyor. Herkes memnun bir şekilde oradan ayrılıyor. İnşallah bu senede güzel bir icazet merasimi olur diye Mevla'dan temenni ediyoruz. Evlatlarını ehli sünnet akidesinde yetiştirmek isteyen velilerimiz için hafızlık mülakat süreçlerimiz başlamıştır. İnternet sitemize müracaat etmelerini, kayıt yaptırmalarını kendilerinden bekliyoruz. Hem okulunu hem de hafızlığını bu şekilde bitirebilir. 8. sınıfla birlikte öğrencimiz hafız olur. Böylelikle hem diplomasını hem de hafızlık diplomasını almış olur. Evet, bizim için de pandemi süreci zorlu bir süreçti. İlk önce öğrencilerimizden ayrıydık. Tabii bu süreç uzadıkça bazı sıkıntılar da meydana geldi. Tabii evde bizim de evlatlar hem Kur'an dersi hem hafızlık dersi yapıyorlardı. Herkes bir odada. Yani bu süreç de bizim için aslında zorlu geçti. Rabbim inşallah bu süreci en kısa zamanda izale eder, bu hastalıkları bitirir ve biz de sosyal mesafesiz, öğrencilerimizle kucaklaşarak, maskesiz bu süreci devam ederiz. Öğrencilerimizle birlikte halı sahalara, pikniklere giderek hafızlığımızı daha çok renklendiririz inşallah. Pandemi sürecinde günümün çoğunluğu Zoom üzerinden hocam ve arkadaşlarımla beraber yaptığım derste geçiyordum. Geri kalan zamanlarda da ailemle olsun ya da işte başka araç gereçlerle vakit geçirdim. Kitap okudum. Bu şekilde zamanımı değerlendirdim. Kursumu ve arkadaşlarımı bu uzaktan eğitim süresince çok özlemişim. Bunu kursa geldiğimde daha iyi bir şekilde fark ettim. Kursuma geldiğim için çok mutluyum. Kursa döndüğüm için çok mutluyum. Derslerimi burada daha rahat bir şekilde yapıyorum. Aynı zamanda arkadaşlarımla da sosyal mesafeli bir şekilde vakit geçirebiliyorum. Tabii ki kurs ve ev arasında çok büyük farklar var ama zaten bu yani kurstaki programımızı evde de aynı şekilde devam ettirdik. Zoom programı üzerinden sürekli derslerimiz oldu. Herhangi bir şekilde aksama olmadı. Güzel bir şekilde derslerimize devam ettik fakat kurstaki olan derslerle birebir olmadı. Ama gene evde de güzel bir şekilde devam ettik.
Evlerde geçirdiğimiz sürecin çoğu da ders yapmakla, Zoom üzerinden hocamıza ders çalışmaya, ders vermeye de geçti. Bunun dışında ailemize oyunlar oynadık, kitaplar okuduk kendi aramızda. Hocalarımız bize faydalı etkinlikler yaptırdı. Ders dışında onlarla ilgili toplantılar yaptık. Kursumu ve arkadaşlarımı özledim. Bunu kursa geldikten sonra daha iyi anladım. Şu anda kurs açıldığı için mutluyum. Bir daha kapanmamasını diliyorum. Kursta arkadaşlarımızla çok iyi vakit geçiyoruz. O yüzden kursta olmayı daha çok seviyorum. Sonuçta aylardır evdeyiz. Canımız sıkılıyor. Kursa gelince böyle bir içimiz açıldı açıkçası. Tabii evde böyle bir ders ortamı olmadığı için biraz insan ders yaparken de sıkılıyor. Canı ders yapmak istemiyor. Ama kursta böyle arkadaşlarımızla beraber çalıştığım için daha faydalı oluyor bize. Allah'ım inşallah bu koronavirüsü bitmesini, bir daha uzaktan eğitime dönmememizi, kursta arkadaşlarımızla rahatça bu maskeleri sosyal mesafe kaldırarak daha güzel vakit geçirmemizi bize nasip eyle.